Hanımlar, beyler, sevgili çocuklar. Ekranların en eğlenceli, en şirin ve en muzip yarışması Çocuktan Alabeli başlıyor. İşte karşınızda 7'den 70'e herkesin sevgilisi Evrim Akın. Neşe ve eğlencenin asla ve kata hiçbir şekilde eksilmeyeceği ve bitmeyeceği ekranların en güzel yarışması Çocuktan Al Haberine hoş geldiniz. O zaman yarışmamız başlasın. Canlarım, merhaba. Merhaba. Efendim, sizler de hoş geldiniz. Az sonra tanışacağız. Bakalım neler yapacağız. Fizik kurallarını içe sayan ultra ensantrik bir deney yapacağım. Temizlik yapmak mı daha eğlenceli yoksa ortalığı daha? Bence bu soruya cevap vermeyeyim. Kırıltı, sen ne olmak istiyorsun? Peki bu kümelerden kümes olur mu? Olmaz çocuğu, ne biçim bu soyu? Hangi stil yüzmede ustasındır peki? Allah ne verdiyse. Yalap çap, budoslama, yarak üstü. Benim iki tane halam var. İkisi de hamile. Peki Arap sabunu ne demek biliyor musun? Ayakları kuruyan bir sabuna mı deniyor yoksa başka bir sabun mu? Anlamadım hiçbir şey. Ben bebeklere yemek yapıyorum. Tarhana yapıyorum. Herkese afiyet olsun. Efendim, yarışmamız iki tur bir finalden oluşuyor. Final oyununa hak kazanacak yarışmacım 500 puanı topladığı takdirde yurt dışına seyahate gidiyor. Hem de iki kişi. Ben her tur başında oyun kurallarını size anlatacağım. Önce sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Merhaba. İsmim Buse Uzunsoy. 25 yaşındayım. Ne güzel merhaba. 25 yaşındayım. Psikoloğum. Evet, çocuk psikoloğum özellikle. Onu da belirtmek pedagog istiyorum. Pedagog denmiyor mu ona? Pedagog değil. Yani uzmanlık alanımı çocuk ve ergen üzerine ben daha çok yönelttim. Yetişkinle tercih etmedim. Çünkü çok fazla düzelebileceğimizi ben düşünmüyorum. Çocuklarla böyle... Kendimden yola çıktım ama ben. Şimdi hocam böyle derseniz yetişkinler gitmezler sonra terapilere melapilere. Ben zaten düzelmem kardeş diye. Ay yani Efe gibi oldum ben kardeş diye. Ben daha kendim 25 yaşında olduğum için daha böyle çocuk, ergen, bebek daha çok onlara yöneldim. Kendimi denemeye geldim. Biraz eğlenmeye geldim. Çünkü daha 25 yaşındayım. Yani yapılabilecek çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Bu da onlardan biri. Kesinlikle. İlk defa bir televizyon deneyimiydi. Ya evet. Hem de benimle. Yaşasın. Evet, çok mutluyum hem de çocuklarla. Evet. Ya burada rezil olacağım. Estağfurullah. Ya hiçbir yarışmacımızı biz yani öyle görmüyoruz. Ya, evet. Olabilir, insanın anı tutmayabilir, tahminleri yanlış olabilir ama neticede evet. Biz burada yarışmaktan öte eğlenmek için varız. Evet, kesinlikle ben de onun için yani geldim. Yani diyorum ki her zaman söylediğim bir şey var. Bu program benim hayatıma öyle bir pencere açtı ki pozitif pencere. Eminim ekranları başında herkesin ya da buraya gelen yarışmacılarımın da hayatında bir pencere açmıştır ve açacaktır da. Başarılar efendim. Teşekkür ederim. Ne güzel izliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Berkay, 24 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Vücuttan dolayı biraz daha büyük gösteriyorum sanırım ama bu daha 24 yaşındayım. Herhalde, evet. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Bölümü mezunuyum. Fitness'la profesyonel olarak ilgileniyorum. Bir fitness dergisinde hem yazarlık hem de modellik yapıyorum. Adrenalini seviyorum. Eyvah. Motor kullanıyorum. Zaten İstanbul'da motor kullanmak... Ama annem istemiyordur kesin. İstemiyor ama o da alıştı artık, arkama atlıyor. Sağa sola götürüyorum. Şaka. Trafiğe takılmamak onun da hoşuna gitti çünkü. Doğru aslında. Elim ayağım olduğu gibi diyebilirim. Herkese de başarılar diliyorum. Peki, memnun olduk. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhaba. Esra Cıbız, 28 yaşındayım. Evliyim, 5,5 yıllık. 2,5 yaşında kızım var, Azra Zeynep. Kaç yaşında? 2,5. Aa, genç yaşta anne olmuş, ne güzel. Evet, çok küçük yaşta. Evet, yani küçük yaşta evlenip genç yaşında da anne olmuşsun diyelim. Evet. Şileliyim, Aslan. Aa. Evet. Buraya da birinci olmaya geldim. İkinciyi arıyorum. Görüyor musun? Ha, evet, gördüm. Evet. Kötü bir alışkanlığım yok, mükemmel biriymişsiniz. Evet, kendimi seviyorum yani. Ne güzel. Bence herkes kendini sevmeli, yanlış mıyım? Doğru. Bize? Kesinlikle psikolojinin temeli oradan evet. Başlıyor. Ya, psikoloğa soralım bir dakika. Evet. Ama dozunda sevmeli değil mi? Evet, abartmadan. Fazlası narsizme giriyor. Hoş narsistik değil. Kişilik bozukluğu deniyor ona da, değil mi? Hiç hoş olmuyor. Hiç hoş olmuyor ama dünyanın en hoş
9 tatlısıyla sizi tanıştırayım mı? Tabii ki de hazırız. Yani dünyanın 7 harikası varsa söylüyorum, ülkemizin de 9 harikası var. Doğru. Evet, o zaman başlayalım. Ah, ikizler hoş geldiniz. Bize kendinizi tanıtın lütfen. Ben Kuzey Demirel 5 yaşındayım. Ben Sarp Demirel 5 yaşındayım. Evet, büyüyünce ne olacaksınız? Ben büyüyünce polis olacağım. Beyler, masada gördüğünüz gibi size sürprizim var. Bugün oyun hamuru getirdim çünkü biraz fazla şey yapıyorlar ya, evet. Adrenalin yükseliyor. Dedim ki belki sakinleşir. Siz de bilirsiniz yani oynarken bir şeyle uğraşmak, bir şeyle uğraşırken veya soru cevaplamak, genelde pedagoglar da bunu yapıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Dedik ki biz de oyun hamuru getirelim, biraz sakin cevap versin artık. Hani dalaşmadan fazla birbirine belki girmeden. Anlaşabilirler bu sefer. Değil mi? Evet. Belki bir etkisi olur belki mu? Belki yani. Bir evet. Teşekkür ederiz Zerrim abla. Nasıl kibarsınız. Çok teşekkür tatlı. Edersiniz. Hadi bakalım biraz oynayın ama cevapları da unutmayın. Irmak, Orman Gözlüm, hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın? Ben Irmak Yıldız, 5,5 yaşındayım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Bir de kuaför. Kuaför. Evet. Tedaviden sonra hastalara fön çekecek. Mekir pedikür kom. Evet. Erma abla, sen biliyor musun benim başıma ne geldi? Hayda. Yine başına ne geldi Irmak? Evet, hep geliyor. Benim iki tane halam var. İkisi de hamile. Ay ne güzel işte, ne var bunda? Ama çok da enteresan bir şey var. Nasıl? İkisi de aynı gün doğum yapacak. İnanabiliyor musun? İkisi kardeş. Ben inanamadım. Dert olmuş Irmak. Ay ne güzel, kardeşler aynı gün doğum yapıyor, kuzenler de aynı gün doğmuş oluyor. Doğum günlerini birlikte kutlarlar, ne güzel değil mi? Evet, aynen. Peki, öyle. Teşekkür ediyoruz. Arda, hoş geldin, bize kendini tanıt, bal yanaklı. Ben Arda'cığım, 3,5 yaşındayım. Peki, büyüyünce ne olacaksın Arda'cığım? Ben büyüyünce olacağım. Elhamdülillah, benim bir sürprizim var. Neymiş o sürpriz? Önümde bir puzzle var ama bittiği zaman göstereceğim. Çok güzel olacak. Ay. Çok merak ederim ben. Ben de çok merak ettim. Ne yapıyor acaba? Ne çıkacak acaba? Ortaya acaba? Önce puzzle'larımı buraya koyayım. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel, ne güzel. Tamam, sen başlaya dur ona. Biz de turumuza devam edelim, tanışma turumuza. Efe, evet. Alemin en atarlısı. Korkuyorum artık. Hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın? Ben Efe Babak. 4 yaşındayım. Sen büyüyünce ne olacaksın? Bu soruyu sorma demedim mi ben sana? Ay başladık yine. Ya dedin de ben o güne mahsustur diye düşünmüştüm. Neden sormayalım bu soruyu peki? Yahu ben büyüyünce bir şey olmayacağım diyorum ya. Ama hala o soru soruyor. Kafana. Ay Allah'ım, bir şey olmayacak büyüyünce. Hala da soruyorsun. En güzeli yani. En güzeli mi? Pardon da para pul işleri ne olacak beyefendi? Onları hep babam hallediyor. Ah ne güzel valla. Babam sağ olsun. Sırtını yasla babaya. Oh. Evet. Derin, hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın? Ben Derin Acar. 6 yaşındayım ve büyüyünce deniz kuzu olmak istiyorum. Pırıltı, sen ne olmak istiyorsun? Ne olmak istiyormuş? Aa, o da deniz kuzu olmak istiyormuş. Ya ondan daha çok deniz erkeği olur. Ya da deniz kuçkuçusu olsun değil mi? Deniz kuçkuçusu daha mantıklı. Evet. Merhaba Tura. Bakıyorum yanında yine Nisan var. Bize kendinizi tanıtın. Ben Tura Erdem. 4,5 yaşındayım. Ben Nisan kadar 3 yaşındayım. Ben büyüyünce ifade olacağım. Ben de büyüyünce prenses olacağım. Bir Buckingham'lı biliyorsunuz Tura. Henna ben. Ankara'nın Buckingham kasabasındanız. Öyle mi? Ve bir prenses adayı yanında. Evet, o yeni gelmiş galiba. Yeni yeni okul arkadaşı. Evet, i̇şte geçen bölüm de bizleydi. Evet. Merhaba dedi. Çok seviyormuş programımızı. Merak da etmiş. Hoş gelmiş o zaman. Ama güzel ikili olmadılar mı? Evet, evet bence çok de. Yakışmışlar. Bak soruyorlar, Nisan'ı yine getirmişsin yanında Tura. Evet evim abla, Nisan yarışmayı çok istedi. Bugün de yanıma geldi. Senin için sıkıntısı yoksa yanımda olacak. O kadar. Oy yerim ya. Çok tatlı. Kibarlığa zarafete bakar mısınız ya? Çok tatlılar değil mi? Evet. Çok tatlı. Ya benim için ne sakıncası olacak? Başımızın üstünde yeri var ayrıca. Nisan'ı çok sevdik biz. Çok tatlı. Gerçekten ekipçe çok sevdik. Çok tatlı. Bu arada hoş geldin Nisan'cığım. Biraz daha kendinden bahsetsene bize. Ben bebeklere yemek yapıyorum. Tarhana yapıyorum. Allah Allah. Nasıl yapıyorsun tarhanayı?
Böyle karıştırıyorum, pirinç döküyorum, portakal suları döküyorum, sonra karıştırıyorum, tarhana oluyor. Portakal sulu tarhana. Enteresan. Nisan, sana bir şey daha sorabilir miyim? Sen niye bu kadar güzelsin kuzum? Çünkü parfüm kokuyor da ondan. Parfüm kokuyormuş da ondanmış. Teşekkür ediyoruz. Turlarda görüşürüz. Evet, sıra geldi kutu bebek Ebrar'a. Ebrar, hoş geldin. Bize kendini tanıt tatlım. Ben Ebrar Ali Demir Bilek. 3 yaşındayım. Güzel. Sen büyünce ne olmak istiyorsun? Ben büyünce pilot olacağım. Kaç aydır, haftaları geçtim, istikrarını koruyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu istikrarlı izliyorum. Davranışın için. Evet, Buckingham'lığımıza geldik sıra. Henna, hoş geldin. Bize kendini tanıt tatlım. Ben Henna Bibi, 4 yaşındayım. Büyünce ne olmak istiyorsun sen? Ben büyüyünce öğretmen olacağım. Ya geçenlerde anlattığın dersin, matematik öğretmenim oldu ya benim. Evet. Tadı damağımda kaldı. Biraz daha bu matematik dersine devam edebilir miyiz Henna'cığım? Tabii ki lazım. Memnun oldum. Anlatmaz oyumuyum. Matematik dersi benden soruyor. Tabii matematik ondan sorulur. Peki o zaman sevgili öğretmenim, Özdeyiş Bey tahtanızı hazırlayıp yerine koydu orada. Sizi tahtanın başına alalım. Alalım mı? Alalım. Biraz ders, yani lütfen. Tabii. Öğrenmek hepimizin hakkı değil mi? Başlayalım dersimize. Ay göstüğümü takayım. Tak. Takayım. Takayım. Ay takmadım be. tak gözlüksüz öğretmen olmaz. O şartı, birinci şart. Evet tabii. Yani dersimiz yine matematik değil mi öğretmenim? Bak, ders matematik. Hem de bizi öğretti. Öğretmeni gösteriyor. Onlar almış. Hadi başlayalım o zaman ya. Buyurun. Yine yüz yapma. Değişik bir şey yap bari. Ha. Bunlar kümeler. Kümeler yuvarlak olmak zorunda değil. Başta şekil yerde de öyle. Kare, üçgen, dik dörtte. Ne güzel öğretmen. Vallahi billahi. Neşeli öğretmenim. Evet, neşeli. Ama arada atarlı. Atarı da var. Evet. Peki öğretmenim bir sorum daha olacak. Eşit kümeler nedir acaba? Bakacağım ona göre. Aynı mı? Yani biri biraz daha küçük olsa da aynı gibiler. Aynı diyelim. Çocuğum bak şimdi bunlar eşit kümeler. İkisi de aynı boyda olması lazım. Evet hocam. Ay öğretmenim pardon. Öğretmenim bir soru daha sorabilir miyim? Öğretmenim. Sor evladım çocuğum. Sor evladım çocuğum. Bu kesişen kümeleri de anlatabilir misiniz acaba rica etsem? Ne? Ya kesişen kümeler, hani böyle birbiriyle kesişen kümeler var ya. Tamam, önce sileyim, anlatayım. Buyurun. Titiz. Burada silecek. Silecek. Buyurun. Kümeler böyle kesiyor çocuğum. Eşit kümeler de vardır. Onları da sana göstereyim. Gösterin, biz sabaha kadar artık buradayız nasılsa. Ders tabii. Ders yani değil mi? Matematik... Dersi derste dinlemek lazım ayrıca. Ben matematik evet. Öğrenmeye geldim zaten. Tabii yani. Ki de ben de öyle. Ne yapıyor? Bir gülen yüz çiziyor galiba. Evet. İşte bunlar eşit kümeler değil. Ama bunların içinde sence ne var? Vallahi göremiyorum. Futbol topu mu o? Yanlış bildim, payaço. Tövbe tövbe. Peki, bir şey daha sorabilir miyim öğretmenim? Sor çocuğum, bu da sonuncu sorun olsun. Şişti. tamam, sonuncu sorum. Boş küme nedir öğretmenim? Ben de çıldıracağım ya. İşte bak, küme ya boş. Buyurun, bravo. Şahane anlattınız. Peki bu kümelerden kümes olur mu? Olmaz çocuğum, ne biçim bu soyu? Kümeste tavuk koyu. Hayır soru. Ay. Bayağı küçücük şaşırmış. Bak senin tavuk tüseyim ama. Ay ya. Tık yumurta pişecek. Kıp yumurta pişecek. Bunu çiziyor şu an. Unutmuş. Bundan saçtayı. Ya saçları. Onun tavuk olduğuna emin misiniz? Buradan bakınca arı gibi gözüküyor. Neyse çocuğum bu tavuk. Bak bu ne? Var mı ne? 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 Tavuğun yumurtası nerede? Allah Allah. Tavuğun yumurtası mı işte? Üç tane. Tavuk nerede? Tavuk bu da.
Peki öğretmenim bir sorum var. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Hiç olur diyeyim. Tavuktan yumurta çıkar. Yumurtadan ne çıkar? Allah Allah. Yumurtadan civciv çıkar. Peki horoz nereden gelmiş öğretmenim? Çocuklar tesis ödüren çıkıyorum sonra dersi de var. Aynen. Ben zor de geldi. Ne fena bir öğrenciyim değil mi? Aynen zor geldi. Öğretmen kaçtı. Evet. Meloş'um hoş geldin, bize kendini tanıtır mısın? Ben Mersin Özbaş. 4,5 yaşındayım. Bravo, Irmak'tan öğrendi onu. Evet. Irmak'a da ben öğrettim. 5,5 diyordu, 5'i gösteriyordu. Buçuk nerede çocuğum? Bak böyle yapacaksın dedim. Birbirlerine de öğretiyorlar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Tanıştık, kaynaştık. Başlayalım. O zaman yarışmamız başlasın. Hangi stil yüzmede ustasındır peki? Allah ne verdiyse. Yalapça, bu dostlara, bana düştür. Temizlik yapmak mı daha eğlenceli yoksa ortalığı dağıtmak? Bence bu soruya cevap vermeyeyim. Peki Arap sabunu ne demek biliyor musun? Ayakların kullandığı sabuna mı deniyor yoksa başka bir sabun mu? Anlamadım hiçbir şey. Hem deniz kumundan yemek yapıyorum. Çık çık bana gelir, çık çık bana gelir. Fizik kurallarını içe sayan ultra ensantrik bir deney yapacağım. Can kurtaran yine kuran. Herkese afiyet olsun. Evet, bu turda çocuklarımıza bir soru soruyoruz ve öncelikle çoğunluk ne cevap vermiştir bunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu doğru tahmin size kafadan 10 puan kazandırıyor. Sonra bu çoğunluktaki çocuklarımı teker teker seçmeye başlıyoruz. Her doğru çocuğum da size 20 puan kazandırıyor. Bu arada fakat kötü de bir haberim var. Bu turda en düşük puan alan yarışmacım bize veda edecek. O dudak böyle sarkacak. Evet. O zaman... Sorum şu, temizlik konusunda kızlar mı daha hassastır, erkekler mi diye sorduk. Çoğunluk ne cevap vermiştir Buse? Kadınlar cevabını vermek istiyor. Kızlar. Kızlar, pardon. Estağfurullah. Berkay? Kızlara yöneleceklerini düşünüyorum. Pek temizlik konusunda erkekleri öne süreceklerini düşünmüyorum açıkçası. Esra? Ben de kızlar diyorum. Efe zaten kesin kızlar demiştir. Bir Antepli olarak. Evet, tek başına. Doğu erkeği. Evet. Kesin yani kızlar demişlerdir. Evet, bu güzel tahminleriniz için size yapıyorum. Benim evet. Çocuklar biliyorsunuz sağ gösterip sol vururlar. Çoğunluk erkekler dedi. Peki o zaman hiçbirinize puan veremediğime göre Buse ile başlayayım. Buse, hangi çocuğum erkekler demiştir? Yani Nisan yeni gelmiş, hoş gelmiş. Tuğra'yla beraber ikisini seçmek istiyorum ben. Bir şans vermek istiyorum onlara. Bir prens ve prenses adayına soralım. Evet. O koskoca sarayları, ne de olsa Buckingham'da yaşayan bir Tuğra var sonuçta benim mahiyetimde. O koskoca sarayları kim temizliyordur acaba? Kraliçe temizlemiyor mu? Kraliçe temizlik yapmaz ki. Ya neden kraliçe temizlesin peki Tuğra? Orası onun evi çünkü. Biz evimizi nasıl temizliyorsak o da kendi evini temizlesin. İyi de o kraliçe ama temizlik yapmaz ki. Ay Nisan. Nisan ne kadar gerçekçi. Tabii zaten prenses... Ama Tuğra da aslında doğru demiyor mu ya? O onun evi değil mi kardeşim, temizlesin. Evet haklı. Doğru. Peki kim temizliyordur sarayı yani? Açıkça bir cevap verin bana. Temizlikçiler temizlik yapar. Peki sizin evde temizlik yapılırken yardım ediyor musunuz? Sonuçta siz de yaşıyorsunuz o evde. Evet ben yardım ediyorum. Ben de yardım ediyorum. Ha, ne yapıyorsunuz mesela? Annem ya camları siliyor, yerleri süpürüyor. Ben de çocuklar için yemek yapıyorum. Ben de büyüklerle oyuncaklarımı topluyorum, odamı topluyorum. Valla ikinize de kocaman bir aferin değil mi? Tebrikler. Bir şey soracağım. Siz kıyafetleriniz kirlenince ne yapıyorsunuz? Benim annem kıyafetlerim kirlenince tuvaleti biz yapıyoruz ya oraya geliyor. Sonra da dök yaptım. Sonucum geçen de Efe yapmıştı.
Yani bir Buckingham'da olsa insan yani gık, gık yapabilir, hık yapabilir. Olur öyle şeyler. Neyse Nisan, sen çamaşır yıkamayı seviyor musun? Biliyor musun? Ay, konuyu değiştireyim, çocuğumun üstüne gitmeyeyim. Hayır. Çünkü çamaşır yıkamak çok zor bir şey. Peki Nisan, deterjan olmadan temizlik olur mu? Deterjan olmasa tabii ki su olmalı. Su olmasaydı bir şey temizleyemeyiz. Güzel, çok haklısın. O zaman soruyorum. Hazırım. Tamam. Söyleyeyim bakalım. Temizlik konusunda kızlar mı daha hassastır yoksa erkekler mi? Erkekler daha hassastır. Bravo. Yes. 20 puan. Ay hiç alkışlamayın emin. Ben alkışlamayayım tek başıma. Arkadaşımız puan aldı ya, o yüzden alkışlamayın. Berkay. Arda'nın papyonu çok dikkatimi çekti. O yüzden Arda demek istiyorum başlangıçta. Peki soralım. Arda, hangi renk kıyafetler daha çabuk kirlenir tatlım? Beyaz renk çabuk kirlenir. Sokakta yalın ayak dolaşabilir miyiz? Hayır, dolaşamayız. Hem ayağımız kirlenir hem ayağımıza taş batar. Oy, ben seni. Peki eve gelince neden ayakkabılarımızı çıkartırız? Evimiz kirlenmesin diye. Güzel. Bu arada puzzle nasıl gidiyor? Önce ben köşeleri yapıyorum. Tabii köşeler bitince gerisi kolay zaten değil mi? Temiz hava ne demektir Arda? Nefes alması kolay hava demektir. Hava kirli olursa nefes alamayız Erim abla. Arda. Maşallah. Havayı kim temizler? Havayı ağaçlar temizler. Kirli havayı alırlar. Temiz havayı bize verirler. Evet, ağaçlar çok önemlidir değil mi? Kesmemeliyiz, kazımamalıyız, incitmemeliyiz ağaçları. Peki erkekler çamaşır asar mı Arda? Atabilir tabii ki de. Ama onu istemiyorlarsa kurutma makinesine atarlar. Peki Arda bir şey soracağım. Kızlar mı daha hızlı temizlik yapar erkekler mi? Kızlar daha hızlı yapar. Çünkü erkekler temizlik yapmayı sevmez. O yüzden yavaş yavaş yaparlar. Ne diyecek hakikaten acaba, ben merak ediyorum. Ben bu arada puzzle'ı da merak ediyorum. Bir sürekli bir merak yapıyorum içerisindeyim. Evet. Ama bitirmeden göstermeyecek. Ne olduğunu anlatmayacak. Soruma geçeyim mi? Geçelim. Ben de merak ettim bu son cevaptan sonra zaten. Temizlik konusunda kızlar mı daha hassastır, erkekler mi? Erkekler daha hassastır. Bravo. Ters bir şey yaptı valla. Esra, ben... 3 çocuğum kaldı. Irmak diyorum. Irmak. Peki soralım. Temiz su ne demektir tatlım? Temiz su aslında şöyle bir şey. Temiz su var ya, böyle temiz. Biz temiz oluyoruz ya. Temiz. Temiz bir su. İçinde temiz bir su. Biz onu içiyoruz. Al sana temiz su. Bu kadar ya. Anladım. Evet. Sağ ol Irmak. Bayağı açık. Peki Irmak, sen püf noktası nedir biliyor musun? Evet de biliyorum Evrim abla. Bir işi daha kolay yapmak için ipucu gibi işi kolaylaştırmaktır. Tamam, aklıma takılan birkaç şey var. Ben sana sorsam da bunların püf noktalarını verebilir misin bana? Tabii ki de, istediğini söylerim abla. Heyecana bak. Mesela halıya kahve döküldü, ne yapmalıyım? Ilık suya yarım bardak sirke koyalım. Bu karışımla halı islersek tabii ki de çıkar. Peki evde en büyük dert olan lavabo ve küvetlerin daha temiz ve parlak olmasını nasıl sağlayabiliriz? Tuzla daha güzel olabiliriz. Hem temizler hem de parlamasını sağlar Evrim abla. Sebzeleri duru suda yıkamak yeterli midir yoksa bunun başka bir püf noktası var mıdır? Sebzeleri tuzlu suyla yıkamak daha temiz olmalarını sağlar. Aa, ben sirke diyebiliyordum. Bak, ben de sirke diyebiliyordum. Ben de sirke diyebiliyorum. Evet. Tuz duymadınız değil mi? Hiç duymadım. Yeni nesil tuzla yıkıyor, eski nesil. Olabilir. Teşekkürler Irmak. Şahane bilgiler verdin vallahi bize. Yeni şeyler öğrendik sayende. Rica ederim. Ne zaman isterseniz sorabilirsiniz. Ay be, süpersin. Bundan sonra zaten aklıma bir şey takılırsa ben Irmak'a soracağım. Biraz. Her şeyi biliyor yani. Sence anneler mi daha iyi elektrik süpürgesi kullanır yoksa babalar mı? Anneler elektrik süpürgesi kullanmada çok ustadır. Adeta dans eder gibi kullanırlar ben. Allah Allah, anladım. Peki sizin evdeki en önemli temizlik kuralı nedir? Dışarıdan gelince ayakkabılarımızı çıkarmak ve ellerimizi yıkamak. Peki, soruma geçiyorum o zaman. Evet, geçin. Temizlik konusunda kızlar mı daha hassastır yoksa erkekler mi? Erkekler daha hassastır. Bravo! Yeni bir kazandık. Irmak'tan kaldı iki çocuğum.
Ya ben Ebrar'a bayılıyorum. Yani o ne söylerse benim kabulüm. Ben Ebrar demek istiyorum. Soralım. Soralım. Ebrar, sebzeleri meyveleri yıkamadan yersek ne olur? Hiç iyi olmaz. Sebzeleri de meyveleri de mutlaka yıkamamız gerekiyor. Hem de bol suyla yıkamamız gerekiyor. Bol suyla. Peki. Tabii, yoksa hasta olur. Az suyla yıkamayacaksın, bol suyla. Evet. Baban evde temizlik yapılırken annene yardım ediyor mu? Babam sadece bulaşık yapıp kirletiyor. İş temizliğe yardım etmiyor. Sürekli annem ve ben ablam temizliyoruz. Ay, Erdal'ı yedin yani gene burada. Peki, yemek yediğimiz tabakları, bardakları yıkamadan tekrar kullansak ne olur? Hijyen çok önemlidir. O yüzden temiz tabak ve bardakla yemek yemek bizi çok mutlu eder. Peki bir şey soracağım. Dışarıda yemek yerken, yani bir şey yiyip içerken ya da temiz olmasına mı dikkat etmeliyiz yoksa lezzetli olmasına mı? Her ikisini de dikkat etmeliyiz. Ama en güzeli evde kendi yemeğimizi pişirmektir. Kesinlikle katılıyorum. Anne yemeği gibisi var mı ya? Tabii ki de. Peki kızlar mı bulaşık yıkar yoksa erkekler mi? Bulaşık yıkamanın kız erkeği olmaz. Herkes bulaşık yıkayabilir Evrim abla. Bence de katılıyorum. Çamaşır suyu nedir tatlım? Hani işte biz kirlenince makineye atıyoruz. Çık 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 çık. Yani işte onu karıştıran su. Peki söyler misin? Soruma geçiyorum. Geçebiliriz. Temizlik evet. Konusunda kızlar mı daha hassastır yoksa erkekler mi? Kızlar daha hassastır. Sefer olmadı. Berkay? Efe'yi seçmek istiyorum. Peki. Efe sen temiz bir çocuk musundur? Kızacak bak bence. Şimdi bana pis mi diyorsunuz? Yok estağfurullah öyle bir şey derim mi? Ağzını kapat bir kere. Sordum sadece yani sen kendini nasıl görüyorsun diye. Yoksa bizim için pırıl pırıl bir çocuksun sen mis gibi. He öyle söyleyeyim. Temizim de bir çiçek gibiyim. Herhalde papatya gibisin sen. Sen odanı hep derli toplu mu tutarsın yoksa arada bir dağıtır mısın öyle? Bu soruya cevap vermeyeceğim. Ama sen de ona cevap vermeyeceksin, buna cevap vermeyeceksin. Niye? Şimdi dağıtıyorum desem annem üzülür. Ayıp oluyor, yalan söyleyemem. Ay atarlıyım ama dobrayım diyor, farkında mısınız? Yerim ben seni. Bir şey soracağım, sokaktan eve geldiğinde ya da yemeklerden önce ellerini yıkar mısın? Bu da soru mu ya, Allah Allah. Ben deneylerden önce bile elimi yıkıyorum. Sonra yüzümü yıkıyorum. Sonra bacağımı yıkıyorum. Sonra kafamı yıkıyorum. Ha, deneylerdeki başarısının sırrı buymuş. Evet. Ellerimizi yıkamazsak ne olur? Mesela top filan oynarız. Böyle yuvarlak ya top. Pis. Böyle bir görmediğimiz mikroplar var. İşte o mikroplar elimize geliyor. Sonra biz onu çektiriyoruz. Mikroplar, ala burada bir el var. Brrr, içeri geliyor, kolumuza geliyor. Dur bir nefes al, sakin ol. Fırsat kolluyormuş yani mikroplar. Efe, bu mikroplar neden kötüdür? Yani bir bilim adamı olarak bu konuya bir açıklık getirebilir misin? Şimdi şöyle, mikroplar böyle biricik şeyler ama çok da kuvvetli olabiliyorlar. Yani benim gibi kocaman bir insanı hasta edebilirler. Hatta babamı bile hasta edebilirler. Düşünsene mikrop ne kadar babam ne kadar. Ya. Ben mikrobu tutar, ben onun üstüne basar pırt, pırt, pırt diye döver onu. Ay mikropla kavga etti yani. Beni bulamazsa mikroba dönüyor. Mikrop bulamazsa öbürüne dönüyor. Yani illa kavga edecek bir şey buluyor. Peki söyle bakalım. Soruma geçiyorum. Temizlik konusunda kızlar mı hassastır yoksa erkekler mi? Erkekler daha hassastır. Bravo. Esra son bir çocuğum kaldı. Sarp ve Kuzey diyorum. Peki. Beyler oyun hamuruyla ne yapacaksınız? Karar verdiniz mi? Ben köpek yapacağım. Ben de kaplumbağa. Peki kolay gelsin. Ben de tur sorularıma geçiyorum o zaman. Sabah okula giderken ne giyineceğinize siz mi karar veriyorsunuz yoksa anneniz mi? Annemiz. Hiç de bir. Annem karar vermiyor. Ne giydiyorsa onu giydiriyor. İyi de bazen biz seçiyoruz annem giydiriyor. Hiç de bir. Annem ne isterse onu giyiyor.
Allah Allah, ben anlamadım ama neyse. Artık. İkisi aynı şeyi söylüyor aslında da farklı şekilde söylüyorlar. Evet. Peki leke çıkarıcı nedir biliyor musunuz? Deterjan demek. Deterjan demek. Mesela üstüne döküyorsun, o leke çıkartıcıya çıkarıyorsun. Çıkartıyorsun. Abi sakinleşmediler mi? Evet. Evet. Böyle bir tatlı. Böyle bir uysallar böyle. Kedi gibi. Bir tatlı tatlılar. Aynen. Böyle. Rehavet çekmiş. Peki temizlik yapmak mı daha eğlenceli yoksa ortalığı dağıtmak mı? Bence bu soruya cevap vermeyeyim. İlk defa bir konuda aynı fikirdeyiz Kuzey. Oha, oyun hamuruna bak ya. Ne hale getirdin bunları. Bir oyun hamuru muymuş yani bütün mesele. Aman Allah'ım. Peki ben cevabımı aldım gerçi. Sizce kızların erkeklerden daha iyi yaptığı şeyler nelerdir? Bence kızlar her şeyi daha iyi yapıyor. Daha iyi koşuyorlar, daha iyi yükseğe sıçrıyorlar. Evet. O zaman soruma geçiyorum. Evet, merak ediyorum. Temizlik konusunda kızlar mı daha hassastır yoksa erkekler mi? Bence kızlar daha hassas. Bence erkekler daha hassas. Ne alakası var? Annem daha hassas. Babam da hassas Kuzey. Yok, oyun hamuru da çözemedim. Zaten ortak bir cevap çıksa yani şaşardım. Hadi kızlar mı erkekler mi karar verin. Kızlar daha hassastır. Son bir çocuk Buse. Henna demek istiyorum. Ya tamam ya da gideceğim. Bilmiyorum, soralım. Henna, sabun nasıl yapılır biliyor musun? Köpükten yapıyor. Sonra böyle yapıyoruz. Tırnak demesi böyle yapıyoruz. Sonra suyun altına tutunca köpükten yapıyoruz. İşte dışarı en iyisi kız. Alttan köpük koyup yıkıyoruz. Anladım. Sabunlar ne gibi koksa çok güzel olurdu mesela? Mesela dondurma gibi olsa çok güzel kokmaz mıydı? Çok güzel kokadı. Bütün çocukların sevgilisi dondurma. Dondurma. Hiç vazgeçemiyorlar. Hiç. Peki Arap sabunu ne demek biliyor musun? Ayakların kullandığı sabuna mı deniyor yoksa başka bir sabun mu? Anlamadım hiçbir şey. Başka bir şey sorayım. Peki zeytinyağlı sabun nasıl olur onu biliyor musun? Zeytin koyuyorsun bir tane kabanosa. Yağ koyuyorsun, zeytini eğitiyorsun. Sonra içine sabun koyuyorsun. Karıştırıyorsun. Sonra asıl zeytinyağlı sabun. Ayı. Hem de aynı şey. Aman onu zeytinyağlılarla karıştırma. Zeytinyağlı sabun yenmez, sabunlar asla yenmez. Onu bir kere açıklık getireyim, yanlış mıyım? Kesinlikle evet. Doğru. Peki, kızlar mı daha iyi ütü yapar yoksa erkekler mi? Erkekler ütü beceremez. Mesela tam tişörtün dışını yapıyor yani. O yüzden erkekler beceremez, kızlar beceremez. Anladım. Peki, soruma geçiyorum o zaman. Geçelim. Temizlik konusunda kızlar mı daha hassastır yoksa erkekler mi? Erkekler daha hassastır. Allah'ım çok seviyorum seni. 20 puan Henna'dan kazandık. Bu arada Melisa ve Derin azınlıkta olan kızlar cevabını verdiği için açmıyoruz. Evet ama en güzel bölümlerden birine geldik. Sıra geldi Ebrar'dan Al Tarifi bölümüne. Ebrar Usta, menüde bugün ne var? Ebrim abla, kağıt kalemler hazır mı? Alınıyorum ama bak. Her bölüm bunu söylüyorsun. Herhalde. Bugün size pırasa yapacağım. Önce malzemeler. 1 kilo pırasa. 2 tane avuç. 1 avuç pirinç. 1/2 çay bardağı sıvı yağ. 2 tane domates. Pırasalar iyice böyle yıkanır. Domatesle avucu da yıkayalım. Pırasaları yuvarlak keselim. Havucu da keselim yuvarlak. Tenceremizi açalım. İçine sıvı yağ dökelim. Sonra pırasayı dökelim. Havucu dökelim. Domatesi de dökelim. Yavaş yavaş karıştıralım. Biraz İyi kavuralım. Yavaş karıştırdım. Pirinci yıkayalım. Pirinci de ekleyelim. Bunu da karıştıralım. Üstüne sıcak su ekleyelim. Tencereyi kapatalım. Kısık ateşle pirişelim. Herkese afiyet olsun. Pirişelim. Teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Evet Esra. Ben mi? Olsun. Sağlık olsun. İyi ki geldin. Evet, ben çok eğlendim. O zaman çok öpüyorum sizi. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. O zaman ikinci tur başlasın.
dil yüzmede ustasındır peki? Allah ne verdiyse. Yalap çap, bu toslama, cana düştü. Hem geniş kumundan yemek yapıyorum. Çık çık bana gelir. Çık çık bana gelir. Ben biliyorum. Ben bilmiyorum. Biz andat değil, kardeş. Ve sıcak sıcak geliriz. Bayık adamda. Destesi ama kısa damlayı da var ya, kısmayıkları da var. Fizik kurallarını içe sayan ultra ensantrik bir deney yapacağım. Derin sulara düştüm yüzüstü yuup. Evet, ikinci turda bütün çocuklarımıza tek bir soru sorduk. Burada iş size düşüyor. Önünüzdeki butona basacaksınız. Ekranda beliren çocuğun ne cevap vermiştir bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Bu arada puanlar 30'a yükseldi. Bu turda da en yüksek puan alan yarışmacım finale kalacak. Hadi inşallah. Sorum şu. Havuzda yüzmek mi daha eğlencelidir yoksa denizde yüzmek mi diye sorduk. Tamam. Buse ile başlıyorum, bana yakın olduğu için çünkü eşitsiniz. Buyurun Buse, buton sizin. Haydi bakalım. Ah derin. Derine havuzda yüzmek mi daha eğlencelidir, denizde yüzmek mi diye sorduk. Ne cevap vermiştir? Ben havuz suyunda yüzmek daha eğlencelidir diye dedi diye düşünüyorum. Bakalım ne demiş. Peki. Derin, köpekler yüzebilir mi sence? Tabii ki de, köpekler çok iyi yüzücüdür. Hatta köpekleme diye bir yüzme şekli var. Köpekleme. Sen yüzebiliyor musun köpekleme? Ben de o kadar öğrenemedim. Zaten şimdi kolluk takarak yüzüyorum. Kolluksuz yüzmeyi öğrenince köpekleme de yüzmeyi öğreneceğim. Hem de pırıltıdan öğreneceğim. Süper. Pırıltı top havuzunu mu daha çok seviyor yoksa su havuzunu mu? Pırıltı daha küçük olduğu için havuza girmedi Evrim abla. Ha, pardon. Peki konuyu değiştireyim. Bu köpek balıkları köpekler gibi havlayabilir mi? Hayır, havlayamaz Evrim abla. Niye köpek balığı diyorlar ona? Sanırım onların burnu da köpek gibi iyi koku alıyor. Ondan. Değişik bir bakış açısı. Evet. Sen hiç havuzda su kaydırağından kaydın mı? Kaydım tabii. Hatta derin sulara düştüm yüzüstü yuup. Aman. Nasıldı? Eğlenceli miydi? Evet. Ben otururken böyle kayıyordum. Sonra birden yüzüstü kaymaya başladım. Sonra yüzüstü de havuza düştüm yuup. Peki, soruma geçiyorum o zaman. Evet, hazırım. Havuzda yüzmek mi daha eğlencelidir yoksa denizde yüzmek mi? Havuzda yüzmek daha eğlencelidir. Teşekkür ediyorum. 30 puan derinden aldık. Berkay. Buton senin. Oo, Tuğra ve Nisan. Ne demiştir? Havuzda yüzmek mi daha eğlencelidir, denizde yüzmek mi? Adlı güzide sorumuza. Prenseslik kavramını biraz değerlendirecek olursak havuz diyeceğini düşünüyorum ben Nisan'ın. Tuğra'ya da hatta bunu ikna ettireceğini düşünüyorum. Bakalım, inşallah beni yanıltmazlar. Bakalım, soralım. Bir şey soracağım. Çocuklar, siz denizdeki balıklardan biri olsaydınız hangisi olurdunuz? Ben köpek balığı olurdum. Ben de küçük balık olurdum. Oy Nemo ya. Finding Nemo değil mi? Çok tatlı ya. Çok aşırı tatlı. Peki en hızlı yüzen balık hangisidir sizce? Bence balina. Bence köpek balığı. Anladım. Nisancığım, okyanus nedir biliyor musun? Okyanus çok büyük bir denizdir. Kolumuz. Peki, sizce kışın havuza girilir mi? Hayır. Hayır. Çünkü havuzlar o zaman kapalı olur. Kışın havuza neden girilmez Nisancığım? Çünkü kar yağdığında kar topu oynanır. Mantıklı. Kesinlikle. Her şeyin bir zamanı var diyor çocuğum. Değil mi? Peki can kurtaran nedir biliyor musunuz çocuklarım? Ben biliyorum. Ben bilmiyorum. Can kurtaran nedir Kur'an? Yani böyle batanlar, çığlık atanlar, can kurtaran gelip onu kurtarıyor. Bravo. O zaman söyleyeyim bakalım. Havuzda yüzmek mi daha eğlencelidir yoksa denizde yüzmek mi? Havuzda. Bence denizde. Çünkü denizin içinde minik minik balıklar var. Bazı yerlerde havuzlar var ama orada kaydırak var. Sonra cumbulup. O yüzden havuzlar daha eğlenceli.
Ya ikiniz de haklısınız ama sizden ortak bir karar rica etsem. Yani ortaklaşa bir karara varsanız cevap verseniz daha hoş olmaz mı? Tekrar soruyorum. Havuzda yüzmek mi daha eğlencelidir, denizde yüzmek mi? Denizde yüzmek daha eğlenceli. İkna edeceğini tahmin etmiştim ama yanlış seçenek oldu. Evet. Buyurun, buton sizin hanımefendi. Basıyorum. Lütfen. Diğer Buckingham'ım geldi. Evet. Henna. Ben Henna da havuz demiştir diyorum. Soralım. Henna, balık adam nedir? Balık adam demek, şurada kuyu var, bacak dediysen burada da tam kuyu var. Burada da üst böyle böyle. Anladım. Peki balık adamlar havuzda mı yüzer, denizde mi? Balık adamlar denizde yüzer ama kız adamları da var yani, kız balıkları da var. Onları sen biliyor musun? Evet biliyorum, deniz kızı deniyor onlara. Allah Allah, ben her şeyi biliyorum. Peki Henna, denizler neden mavi olur? Mürekkep balıkta suyu mavi bırakır. Çok ilginç. Mürekkep balıkları suyu mavi bırakır. Yani bunu bilmesin. Ya Henna'nın bu hayal dünyasına bayılıyorum. Vallahi. Peki havuzları temizlemezsek ne olur? Temizlemezsek çok pis oluyor. Pis kokar. Böcekler geliyor. Sana da çok sayarlıydı. Anladım. Benim hep kafama takılan bir şey var. Yüzerken saçlarımız ıslanmasın diye ne yapmalıyız? O zaman suya giyme çocuğum. Nasıl olacak ha? Ha denize gideceksin, ha saçları kuyu mu kayacak? Nasıl kuyu kayacak? Oraya bir simit mi kazılacaksın? Oraya bir şapkın takacaksın. Tamam, haklısın. Gülüse ben de kendine katlanır diyorsun. Anladık. Soruma geçiyorum o zaman. Geçelim. Havuzda yüzmek mi daha eğlencelidir yoksa denizde yüzmek mi? Denizde yüzmek daha eğlenceliydi. Olsun. Berkay, buton senin. Oo. Atarın ustasıyım, gözlerinin hastasıyım Efe. Ne demiştir Efe? Efe havuz demiştir. Daha çok keyif alacağını düşünüyorum havuzdan. Yani o deniz şimdi kalabalık olur onun için. Onu rahatsız edenler olabilir, sinirini zıplatacaklar olabilir. Ben o yüzden havuzu tercih edeceğini düşünüyorum. Sinirini zıplatacak diyor. Onun sinirini bir tek ben zıplatabilirim. Ay. Efe, ülkemizin etrafındaki denizleri biliyor musun? Bu soruyu sormadın sanıyorum Evrim abla. Ay, sordum işte. Cevap ver. Bilemem sandın Evrim abla. Biliyorsan say diye sordum. Bilmiyorsan sayma. Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Ege. Tebrikler. Valla tebrik ediyorum. Bir şeyi ben çok merak ediyorum Efe. Denize bir taş atıyoruz, hemen batıyor da o koca koca gemiler niye batmıyor? Gemilerin içi hava doludur ama batmaz. Efe sen yüzme biliyor musun? Tabii ki de biliyorum Evrim abla. Bak. Ha, nefes aldı. Dallı. Bravo, çok güzel yüzdün. Hangi stil yüzmede ustasındır peki? Allah ne verdiyse. Ne yapacağım? Bu dostlama. Göbek üstü. Siz bana suyu gösterin gelsin benimle kardeş. Göbek üstü dedi. Kardeş. Ay, soruma geçiyorum. Havuzda yüzmek mi daha eğlencelidir? Denizde yüzmek mi? Havuzda yüzmek daha eğlencelidir. Bravo. Tebrikler. Efe'ye teşekkür ediyorum. 30 yine. 30 puan kazandık yanıtmadı Efe'den. Beni. Buyurun. Buse. Ah, kutu bebek geldi. Seninki. Hem ev sevdiğim hem de beni yakan ama olsun. Ebrar deniz demiştir diyorum. Ebrar, geçen yaz tatilde nereye gittiniz? Evrim ablacığım, tatilde denize gittik. Ben hep yüzdüm denizde. Mekan adı vermiyor. Denize gittik. Peki sen tatilde sahile gitmeyi mi daha çok seversin, ormana gitmeyi mi? Ben güneşlenmeyi çok severim Evrim abla. Hem deniz kumundan yemek yapıyorum. Hani bizim evde bir tane kova var ya, onda o şekilde kaplumbağa var. O şekilde kaplumbağa. Hem de dört ayağı var. Bir şey soracağım. Denizdeki yosunlar da sebzeler gibi yenir mi? Yani yemeği olur mu mesela? Tabii ki de yenir. Yemeği olmaz. Ama bazı çeşitleri yenebilir. Ben onun çok güzel sotesini yaparım. Yosunun.
Herhalde. Peki yüzme havuzunda balık yaşar mı sence? Havuzda balık olmaz, denizde balık olur. Olursa insanlar yüzmez. Ha, sen açık havuz mu seviyorsun, kapalı havuz mu? İkisini de severim. Yazın açık havuzda yüzerim, kışın kapalı havuzda. O kadar. Doğru tercih. Havuzda dalga olur mu Ebrar? Havuzda dalga olmaz, denizde dalga olur. Çık çık bana gelir, çık çık bana gelir. Tamam, o zaman söyle bakalım, soruma geçiyorum. Geçelim. Denizde yüzmek mi daha eğlencelidir, havuzda yüzmek mi? Denizde yüzmek daha iyi eğlencelidir. Bravo. Teşekkür ediyorum. 30 puan. Berkay, bunu artık bilirsen eşitlik sağlanacak. Sonra eşitliği bozmak için bir oyun oynayacağız. Bilemezsen. Veda edeceğim. Arda. Havuz diyorum. Soralım o zaman. Arda, sen tatil yapmayı sever misin? Bendeki de soru, kim sevmez? Bir de Arda'dan duyalım. Ben tatil yapmayı çok seviyorum. Peki yaz tatilini mi daha çok seversin, kış tatilini mi? Tatil olsun da her türlü seviyorum. Benim kafada. Soru mu? Peki, denizlerin suyu nereden gelir Arda? Kışın kar yağmur yağar. Onlar erir, denize düşer. Denizlerin su olur. Görüyorsunuz değil mi? Peki. Gölle denizin arasındaki fark nedir? Göller daha küçüktür. Denizler kocamandır. Hatta büyük denizlere okyanus denir. Anladım da bu arada puzzle'ın yapımı da son gaz devam ediyor. Acaba ne çıkacak ortaya, çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Peki Arda, havuz mu daha derin olur, deniz mi? Yavuz mu? Yavuz diye arkadaşım yok ki benim. Ama deniz diye arkadaşım var. Bayağı yanlış anlam oldu. Ne Yavuz ayol? Peki, geçiyorum. Sen inşaat yapsan havuz mu inşa ederdin yoksa denizin üstüne liman mı? Denizin üstüne liman yapardım. Kocaman gemiler yanasın diye. Peki, soruma geçiyorum. Havuzda yüzmek mi daha eğlencelidir, denizde yüzmek mi? Denizde yüzmek daha eğlencelidir. Ben ne dedim? Her seferinde ama havuz dedin. İnsanlar da bir fikrini değiştirir. Bundan kale... Alternatif Katar. Ama öncelikle en güzel köşelerden birine geldik. Toplaşın ağlar. Efe ile pratik bilim köşemizde sıra. Efe'cim ne hazırladın bugün bize? Fizik kurallarını içe sayan ultra ekstatrik bir deney yapacağım. Kendi sihri barızlık gibi. Ha, kulağa çok interesting geliyor, merak ettik. Önce malzemeler. Bir sürü su. Ve kağıda çizilmiş o. Şöyle göstereyim. Gördük sağ ol. Ben dik dursa diye bardağa yapıştırdım. Bardak da şurada. Ha, anladım. Çok zekice valla. Masrafsız bir deneymiş. Bu herkes yapabilir evinde o zaman. Hı, bakalım. Kağıdımızı ortaya alıyoruz. Brrr. Gördüğünüz gibi oklar ucu sağ tarafta. Şimdi dikkatli bakın. Evet. Evet, şu an ne görüyorsunuz? Oh. Yok artık. Çok 23 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ters döndü, nasıl oldu anlamadım. Bilimsel bir yöntem bu. Kısaca özetlemem gerekirse, su ışık olarak bizim nesnelerin yönünü farklı gösteriyor. Çok etkilendim, çok etkileyici. Bakın, daha farklı örneklerde gösterebilirim. Mesela bu kağıtta ne yazıyor Evrim abla? Çama. O ne ayol? Hiçbir anlamı yok onun. Evet, burada şova yazıyor. Ça-a-ma-a. Evrim abla şimdi sihirli gerçekleşiyor. Oku bakayım ne yazıyor. Amaç. Aa, çok güzel. Bayağı eğlenceli ve etkileyici bir deney olmuş bu. Hem de ilgi çekici. Teşekkür ediyoruz. Hafta yine bir bombastik deneyle karşınızda olacağım. Haydi bana eyvallah kardeş. Hadi eyvallah kardeş. Ay. Türk erkeği. Alemsin Efe ya. Beni çok güldürüyorsun. İyi ki varsın. Efendim, siz de iyi ki geldiniz, katıldınız, eğlendik, birlikte keyif aldık. Güzel vakit geçirdik. Kısmetten öte şimdiden köy yok. Şimdiden finalde başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Biz de size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. O zaman final turumuz başlasın. Vallahi dediğinizi yaptınız efendim.
Şimdi bu turda 5 çocuk seçmenizi isteyeceğim. Bütün çocuklarıma farklı farklı sorular sordum. Tamam. Çocuklarım ne cevap vermiştir? Bunları tahmin etmeye çalışacaksınız. Tamam. Artık puanları ben değil, onlar verecek. Tatil ödülünü kazanman için de 500 puana ihtiyacın var. Şu anda 100 puanlısın. Tamam. Seçelim. Arda ile başlayalım. Arda. Henna diyelim. Henna. Efe diyelim. Efe. Tuğra Nisan diyelim. Tuğra ve Nisan. Son olarak da kutu bebeğimizi söyleyelim. Kutu bebek Ebrar. Peki. Efendim Tuğra ve Nisan'a yeme de yanında yat ne demektir diye sorduk. Bilmişler midir? Bilememişlerdir. Öyle mi? Evet. Soru. Bugüne kadar yediğiniz en lezzetli yemekler neydi? Benim dondurma. Benim pizza. Ben de pizza seviyorum. Peki. Madem pizzayı çok seviyorsunuz, neli seviyorsunuz en çok? Ben sucuklu. Ben de sucuklu. Peki söyleyin bakalım, yemeğe de yanında yat ne demektir? Ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Yemiyorsun, yanında yatıyorsun. Nasıl yemiyorsun, yanında yatıyorsun? Bir tane pizza var, onu yemiyorsun. Sonra da 3 tane sandalyeyi birleştiriyorsun. Orada yatıyorsun. Peki bilemediniz, teşekkür ediyoruz, orada kalın, puan alacağız. Henna'ya bakış açısı ne demektir diye sorduk. Bilememiştir bence diye düşünüyorum, soralım. Sen uzağı mı daha iyi görüyorsun yoksa yakını mı Henna? Benim gözlerim çok iyi görüyor. Bak hayi görüyor vayya. 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 Peki denizin altında neden gözlerimizi açamayız? Çünkü gösterimizi su kaçar. Tuzlu sudan gösterimizi yanda. Ama biliyor musun bir kere benim gözüm yanmıştı. Ay yanmasın, o gözlerine kıyamam yeşil yeşil. Gözlük tak yüzerken değil mi ablası? Kesinlikle açmasın. Açmasın. Peki bakış açısı ne demektir Henna? İşte bakmak demek. Ooo bak kadeyo. Ooo. Ne güzel bilemiyorsun. Benden de sana. Teşekkür ediyoruz. Orada kal. Puan alacağız senden. Efe'ye ısıtıp ısıtıp önüne koymak ne demektir diye sorduk. Bilmiş midir? Bilememiş midir? Isıtıp ısıtıp önüne koymak bilememiştir ya. Bilmiştir. Bilmiştir. Tamam bilmiştir. Evet bilmiştir. Soralım o zaman. Senin en sevdiğin yemek hangisi? Antepli. Benim en sevdiğim yemek omlet. Hayda. Peki sıcak yemekleri mi daha çok seversin, soğuk yemekleri mi? Biz Antepli'yi karnı açıca ve sıcak sıcak yeriz. Yanında bol bol acı biber. Mis gibi olur. Antepli ama en sevdiği yemek omlet. Oldu. Peki ısıp ısıp önüne koymak ne demektir Efe? Aynı şeyi her zaman tekrar etmek demek. Bravo, orada kal. Senden puan alacağız. Merci. Evet, kutu bebek Ebrar'a geldik. Dinlendirici gözlük ne demektir diye sorduk. Bilememiştir ya. Çok ufak, çok tatlı, bilememiştir. Soralım. İnsanlar sadece gece mi uyur yoksa gündüz de uyuyabilir mi? Öğlenleri de uyuyabilirler. Birkaç daha uyuyabilirler. Bir üç daha uyuyabilirler. Anladım. Gözlerini dinlendirmek ne demektir Ebrar? Böyle gözlerimizi kapatıp dinlenmek demek. Ah uyudu. Ebrar. Oo, Ebrar uyudun mu? Ben şu anda uyumuyorum Evrim abla. Gözlerimi dinlendiriyorum. Ha, uygulamalı cevap. Peki söyler misin dinlendirici gözlük ne demektir? Yorulunca gözlük takarız bizi dinlendirir. Böyle. Peki teşekkür ediyoruz. Orada kal, puan alacağız senden. Arda'ya başı şişmek ne demektir diye sorduk. Bilmiş midir bilememiş midir? Arda bilememiştir ya başı şişmeyi. Soralım. Arda, arkadaşlarınla evde yaramazlık yaptığınız oluyor mu? Bazen oluyor. Bazen çok kuşuyoruz. Bağırarak oynuyoruz. Peki annen ne diyor o zaman size? Biraz daha sessiz olur mu çocuklar? Çünkü komşularımızı rahatsız etmememiz gerekir. Bak ben yaptım. Dur şu soruma da cevap ver, sonra puzzle'a bakalım. Başı şişmek ne demektir? Birden çok rahatsız olmak demek. Em abla bak pazarı bitirdim. Ay ne güzel işimiz. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Hadi say kimler var o puzzle'da. Ay ne güzel o. Henna, Prenses, Tuğra, ben, Derin,
Sarp ve Kuzey, Efe, Melisa, Irmak ve sensin Emre abla. Ellerine sağlık. Benim çocuğum bildi ama ablası bilemedi dedi. O yüzden puzzle ile birlikte gönderiyoruz Arda'yı. Bakalım. Şimdi sıra geldi. Puan isteme zamanı. Evet, Tuğra ve Nisan da başlayabilirsiniz hanımefendi. Başlayalım. Tuğra, Nisan merhaba. Tuğra ve Nisan. Sizden puan rica ediyorum. Bana kaç puan vereceksiniz acaba? Bakayım gamlılar. Bakayım gamlılar. 50 puan. Evet. Kuru kuruya istersen böyle olur. Doğru. Çok özür dilerim. Şu an 150 puandasın. 500'e nasıl gideceğiz? 3 çocuğum var. Bakalım. Biraz süsle bunlar, biraz ilgi, bunlar alaka. Biraz böyle betimleyerek güzel güzel. Tamam. Peki. Henna. Şimdi Henna. Henna, tatlılık. Dur ben bir tane göstereyim. Tamam. Sayın Majesteleri, Buckingham Prensesi. O da. Tamam. Buse abla seni seçti finalde. Cevabını da doğru bildi. Lütfen güzel puan ver, tatile gitmek istiyor. Beni kırma. Sakın 50-100 falan verme baba, utandırma beni. Prenses. 100 puan. Olsun. 100 puan. Güzel. 50'den iyi. Olduk mu 250? Teşekkür ediyoruz. Bakalım. Ay ben Efe'den hayatta korkuyorum. İsteyen sen iste. Ben de arkamı dönüyorum. Antepli kardeş diye gir konuya bence. Antepli kardeş. Merhaba canım. Merhaba canım diye. Merhaba canım. Efe merhaba. Senden biraz çekiniyoruz. Ama puanına ihtiyacım var. Umarım güzel bir puan vermişsindir. Bana kaç puan verdin acaba? 50 puan. 300. Ya 300. Niye böyle yapıyorsun? Dur ya, ben isteyeceğim. Bırak. Neyse bakalım. İsteyemiyorsun da. Kutu bebeğim Ebrar. Evet. Bak seni seçti abla. Sinir bozucum ya. Tatlım. Bize güzel puan ver. Evet. İstesene sen. Çok ihtiyacım var Ebrar. Tatil yani, yapmak istiyor. Tatile gitmek istiyorum. En son sana kaldı. Lütfen. Ver lütfen, bir 250. Lütfen. 500 var. Yes. İki koldan olunca. Evet. Teşekkürler. Evet, iyi tatiller o zaman. Sizin yerinize de güneşlenebilirim isterseniz. Tabii ki de, bol bol başarılar diliyorum çok sana. Çok teşekkür ediyorum, çok zevk aldım. Ne güzel. Ben çok önemli teşekkür ediyorum bu. Her şey için. Canlarım görüşürüz. Hoşçakalın. Uy, kurban olurum. Efendim, yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.